düşüncesini fiilen gerçekleştirmeye çalışan kişi. Etkinci, eylemci. Sözlüğü açtığınızda bambaşka bir şey yazıyor. Fakat bu anlama da bürünebiliyor. Bu kelime. Hiç gelmiyor aklıma bir şey. Keşke bir harf alsaydık ama süre o zaman canımızı evet. Okurdu. Çapulcu. Yani dedim anlamı bu değil. Bilirmiş. Anlamı bu değil ama bu anlama da bürünebilir. Evet, Ali İhsan ya bu çok fırlama bir programdı. Gerçekten yani kelimenin gerçek anlamıyla. Ne oldu? Bu bant mıydı program? Hayır, canlıydı. Canlıydı. Evet. Kimse bekliyor muydu böyle bir şeyi? Hayır. Yayından sonra ne yaşadın? Vallahi yayından sonra birkaç tane telefon aldık ama öyle yani... Yönetim katından mı? Yönetim katından birkaç tane telefon aldık ama çok ciddi bir şey olmadı. Ben zaten hani böyle yoğun bir temponun içerisindeydik. 6 kişi yapıyorduk biz bu programı. Her gün canlı yayın, 70 tane soru, 5 tane yarışmacı. Başka bir şeyle ilgilenmeye fırsat yoktu zaten. Yani hani bir de azar istemezdim yarınki bölümü yaparken. O yüzden pek bir şey olmadı. Sandığım kadar bir şey olmadı. Peki söyleyeyim. Bir müdahale oldu mu? Hadi sen bir tatile çık, bir tur at gel. Canlı yayını kaldırdılar. Bant oldu. Evet, banta döndü. Yani bu yayından sonra artık her şey sen yapıyordun ve izleniyordu. Hı hı. Bu TRT'de vardı. Denetim kurulu diye bir şey. Ondan sonra çektik. İşte kasetimizi teslim ettik. Yayınlanacağı zaman kasetten evet. Yayınlandı. Sen de bir daha o dönem böyle bir şey yapmadın ama. Yok zaten yapamazdım. Yani. İstesen de yapamazdım. Sonra Show TV'ye transfer oldum. Evet. Ve orada da yine bu program bu sefer büyük bir kanalda yayınlanmaya başladı. Hı hı. Ve ta ki 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları başlayana kadar. Sonra sen yine bir soru sordun. İstersen o soruyu. Şimdi yalnız şu evet, neyse izleyelim sonra anlatayım. Peki izleyelim. Buyurun. Bakın orada ne oluyor? Ali İhsan ne soruyor? Diyor ki halk ağzında rüşvet alan kişi, bunu alışkanlık haline getiren kişi. Sonuna bir ek almış. Halk ağzında rüşvet alan kişi. Sonuna bir ek almış. Argo ile böyle dirsek teması içerisinde öyle bir tabir. Halk ağzı dediğimiz zaman koca derya. Rüşvet alan kişi, rüşvet almayı alışkanlık haline getiren kişi. Harami. Haram. Haram, harami. Kelime almadım, harf almadım, yiyici. Olay da soru değildi. Evet, bu da senin düşündüğün bir soru muydu? Türk Dil Kurumu'ndaki tanımlamasıdır. Yani sözlüğü açtığınız zaman... Yiğicinin karşısında o yazar. Peki rastlantı eseri miydi? Rastlantı eseriydi. Yani zaten hani program yayından kaldırılırken de hani şundan dolayı kaldırıldı diye bir şey söylenmedi. 4 tane program yayından kalkıyor. Bunlardan birisi de kelime oyunu. Peki bu program canlı mıydı o sırada? Bu program mı? Evet. Bu program banttı. Banttı. Hı hı. Ama kimse fark etmedi. Sanırım yayınlandıktan sonra böyle bir şey olduğu fark edildi. Sonrasında işte Twitter'da falan paylaşıldı. Paylaşıldıktan sonra fark edildi. Peki sen bu programı yaparken aklında var mıydı? Gündemi takip ediyor musun? Hani soruları hazırlarken. Şimdi efendim öyle şimdi bahsettiğiniz gibi siz bizden tabii ki çok daha iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Gündemi takip etmek apayrı bir iş. Tam olarak takip edemiyoruz ne yazık ki. Bir şeyi öğrendiğimiz zaman öbür taraf eksik kalıyor. Ama yani hani dur bakalım şöyle bir soru yazayım diye mi hazırladım ben bu soruyu? Hatırlamıyorum açıkça söyleyeyim. Fakat içgüdüsel olarak belki o tarafa doğru yönelmiş olabilir. Evet işte gezi zamanında hazırladığımız soruların 70'i birden efendime söyleyeyim televizyonlarda kullanılmayan kelimelerden seçilmişti. Onu bilerek ve isteyerek yapmıştık ama bunu şöyle olursa böyle olur diye bir planlamayla sorduğum bir soru değildi. Yalnızca bu soru değil mesela. Birkaç tane daha soru vardı o dönemde sorduğum işte efendime söyleyeyim. Hatırlamıyorum şimdi ne olduklarını ama o da böyle hani Zülfiyar'a dokunabilecek, öyle adlandırılabilecek tipte sorulardı ama yiyici çok paylaşıldı. Evet. Peki bu soruyu hazırlarken mesela ya bu soru beni bitirir. Ben bu soruyu daha önce sordum. Daha önce 2 defa sordum. Hiçbir şey olmadı. Yani hiç kimse niye gelip de böyle yani soru soruyorsun? Gündem böyle bir şey yani. O zaman sorunca bir şey yok ama şimdi sorunca... O zaman gündem değiştiği zaman mesela sözlüklerden de o kısmı yırtmak lazım. Ez kaza birisi açar da okur falan diyor yani. Peki sonra devam ettin sen programı. Sonra devam etmedik. Etmedim. Bundan sonra devam etmedik.